İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Onlar belediye imkanlarıyla hayata geçebilecek projeler. Yani biz ayağa yere basan projelerle ilgileniyoruz. Onu da söyleyeyim. Böyle havadar, işte kaçık şeylerle bizim kaybedecek vaktimiz de yok. Deniz falan getirmeyeceğiz. Hayır, biz deniz getirmeyeceğiz ama Acıpayam'a inşallah bol bol para getireceğiz inşallah. Buyurun hocam. Size bizleri topladı, bir araya geldiğiniz için ben teşekkür edeyim, hemen hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Ümit ediyoruz Acıpayam için en güzel, en uygun, en hayırlı adayımız seçilir ama dediğiniz gibi sizin de Fikret Gümüş Bey bizim abimiz. Çok uzun zamandır tanıdığımız, sevip saydığımız dostumuz, artık dost simgesinde. Ben kendisine başarılar diliyorum. Daha önce de bu cümle edildi ama bir kez daha edeyim. Ben buradaki herkesin yüreği Acıpayam için atar. O anlamda aslında çok büyük bir zenginliği var Acıpayam'ın, insan kaynağı. Bu insan kaynağını eğer iyi değerlendirmeyi başarır ise Acıpayam'ın çözemeyeceği hiçbir sorun bence yok. Kalkınma meselesi de hani üçlü ayak gibi anlatılır hep. Herkes teknolojik kalkınmadan, telefonlardan, televizyonlardan, arabalardan falan bahseder ama o teknolojik ayağıdır. Ama bunu yapabilmek için ekonomik kalkınma gerekir, para gerekir, finans gerekir. Ve finans da değerli hocamın söylediği gibi işletmeyle, üretmekle mümkün. Para ancak öyle kazanılır. Çünkü bizim aklımız kumara şuna buna ermez. Üretirse kazanırız biz parayı. Bir üçüncü ayağı da tabii sosyal anlamda gelişmedir, sosyal kalkınmadır. Üçü bir arada olursa Acıpayam ümit ediyorum ki yine eski şenliğine, güzel günlerine döner. Ama bunun için de bizim ayağı yere basan projelere ihtiyacımız var. Halkı Denizli'den Acıpayam'a zevkle getirecek önerilere ihtiyacımız var. Benim aklıma birkaç şey geliyor. Bunu geçmiş yönetimlerle de paylaştım. Sizinle de paylaşayım. Hem de kayda da girsin. Şimdi aynısın olduğu yerden ben geçerken mutlaka dururum. Aynısın ürettiği peynirden, sütten, tereyağından alır. Öyle evime geçerim. Bizim köyümüzde Yumrutaş'tır. Orada bir peynir pazarı olsa, bir sürü mandıranın, halkın, köylünün ürettiği bir peynir pazarı olsa serimizlerin Leblebi pazarına benzer bir biçimde bir anda Acıpayam koyun yoğurdu bulunan, keçi yoğurdu bulunan insanların peynir almaya geldiği bir yer haline gelebilir. Haftanın bir günü örneğin bizim çok sevip saydığımız, üzerine basa basa anlattığımız Karayük pazarımız haftanın bir günü köylü pazarına dönüşse Denizli halkı hep o eski günlerini yad etmek, orayı yaşatmak için mutlaka oraya gelir ve orada o pazar yeniden canlanabilir. Bir başka önerim de şu olmuştu geçmiş yönetime, yine size de söyleyeyim. Oğuzcan'ın bozulmadan konuşulduğu en güzel yerlerden birisi herhalde Acıpayam'dır değil mi hocam? Burada tüm dili profesörü varken bunu ben söylemiş olayım ama hala çok duru, arı, çok güzel bir Türkçe duyar benim kulaklarım Acıpayam'da. Ama bir o kültürü sürdürüyor muyuz sorusunun cevabı yoktur. Yani Selçuklu elbiseleri giymiş genç kızlarımız, erkeklerimiz, o günkü bizim çadır deriz ama onun adı aslında bildiğiniz gibi yurttur, obadır veya evdir değil mi? Yurttur. Yani çadır değildir onun adı. O yurtlardan yapıp bir yörük dünyası, bir Türk dünyası, bir Oğuz dünyası, yani bir Oğuz dünyası oluşturup oraya biz kalma yeri oluşturabiliriz 15-20 çadır. Orada tarihten ondan çok daha güzel yani gibi örneğin hani Ertuğrul, Diriliş, Osmanlı dizilerinin film setini kurmak gibi söylediğim ama gerçekten yaşayan, orada çalışan herkes Selçuklu kıyafeti giyecek, o günleri yaşatacak, o günkü ekmekten olacak, o günkü yiyeceklerden olacak ve ben orada konaklayabileceğim. Gerekirse o gün orada bir köylü günü yapabileceğiz. Çocukların buradaki tarihi anlatan rehberleri olacak, seminerler olacak. Çok işler bir hale gelebilir oradaki ova veya bir çadır. Mesela Apa'nın orada bir çadır, çayır var. O çayın böyle bir işin ayrılsa mutlaka Burdur'dan, Denizli'den, Antalya'dan nereye turizm ajansleriyle bir anlaşma da yapıldığı zaman köy yaşamı dönebilir. Ama betonarme bina değil söyleyebilirim şey.
kazak çadırı, kırmızı çadırı, şakrakın altında uyuyabileceğimiz bir ortam oluşturulabilir. Çünkü bizim denizimiz yok Acımayan'da. Böyle hani serinsel kefe yaylamızı bir hazır kefe yaylamız da yok bol suyu olan. Ama öyle bir su çıkarıp bir Oğuz köyü, Oğuz tarihi laboratuvarı oluşturmak mümkün. Ankara'da beraber gezdiğimiz Türk Tarihi Müzesi'ni hatırlarsınız. Yani onun küçük bir modülü ama kalma yeri olan, düğün yapabileceğim, yemek yiyebileceğim, yaşayan bir Anadolu Oğuz köyü yapsak Acıbayan'da farklı farklı işler üretilebilir. Bugün Kale ilçemiz, Sevrisel ilçemiz, biraz denizden çıkınca can kurtaran bölgesi yoldan faydalanmaktadır. Ama Acıbayan'da benim yoldan faydalanabileceğim neredeyse çok az dükkan var. Oysa orası Antalya yoludur, Baha noktasıdır. Onu mutlaka belediyenin gerekirse belli yerlerin kamulaştırılması, yeniden imar planı düzenlemesi gibi çözümlerle o yol ticaretinden en az temiz kadar faydalanır hale gelmesini ben ümit ediyorum Acıbayan için. Ama bizim öyle ürünümüz yok diyemeyiz. Kavunumuz ve kavunla ilgili mamülümlerimiz olabilir. Süt ürünlerimiz olabilir. Süt pazarı kurarız Acıbayan'da da. Ve Acıbayan halkı kırsal turizm ile, karayük pazarı gibi unsurlarıyla, artı başka yaylaları varsa belki Muzo Yaylası ihtiyale getirilebilir, belki Felahattin'deki yayla ihtiyale getirilebilir, Eşeler Yaylası ihtiyale getirilebilir. Buna benzer alternatifler de düşünülerek daha fazla para kazanan, ilden ilçeye doğru, köylere doğru göçü sağlayabilecek, geri dönüş sağlayabilecek projeler belediyemiz önderliğinde yapılabilir. Ben bunun için özellikle İzmir modelini öneriyorum. İzmir bu işi Teferihisar olsun, Tire olsun, Ödeniş olsun başardı. Kooperatifler ayağıyla başardı. Ben Denizli'de pek de bir çiftliğinden Seferihisar'daki bir kooperatifin ürettiği, zannediyorum İdeli galiba adı, İdeli kooperatifin ürettiği tereyağını yiyorum. Acıbayanlı biri olarak biraz ayıp olmuyor. Evet. Değil mi? Biraz ayıp olmuyor yani. Yani İdeli tereyağı alıyorum, İzmir Kooperatifi'nin yaptığı tereyağını. Halbuki Acıbayan marka, Acıbayan tereyağını yemeyi, nenemin ineğinin sütünü içmeyi tercih ederdim. Çok değerli başkanım, ümit ediyorum sizler sayesinde bunları yapabiliriz. İnşallah hocam. Bizler de sizin bu dileklerinizi, iyi dileklerinizi hayata geçirmek adına da sizlerle tabii ki inşallah bizim de tekrar aday olup ve tabii ki halkın teveccühüyle seçimlerimiz durumunda bunlar yapılmayacak işler değil. Değerli başkanım, ben burada bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi orada çok büyük bir çiftlik var. O çiftlikle hani anlaşma yolu ile çiftlik bünyesinde hemen ya da yanıklarında bir tarım lisesi kurma imkanı olamaz mı? Yani böyle bir girişim var mı acaba yanında? Şimdi bugünkü çünkü yönetimimiz... Tarım okulunun araziye ihtiyacı var, lojistik desteğe ihtiyacı var, tarım alet makinalarına ihtiyacı var. Çiftlikte zaten bunlar hala hazır. Çok haklısınız. Hem alaylı hem meknatıslı olmayı istiyoruz. Evet. Tabii ikisi beraber pratik ve teorik beraber giderse başarı o zaman gelir. Haklısınız hocam. Yani bu konularla ilgili biraz önce de dediğim gibi bu teklifler bize geldiğinde biz gerek ilçemiz halkının bize verdiği destekle gerek efendime söyleyeyim her parti yöneticilerinin, ilçe başkanlarının, önde gelenlerinin desteğiyle ve onlarla beraber biz bunları çözmekle ilgili. Biz bakın kesinlikle ideolojik düşünmüyoruz. Benim sadece bir şey düşüncem var. Benimkisi hizmet siyasisi. Acıbayan çocuğu tarım okursa böyle bir ortamda görerek, evet, bilerek modern bir çiftlikte okursa bunu bütün güneye de, Olukbaşı'na da, çiftlik köyüne de, kendi köyüne dönüp bu tarımı hem uygulayacak, yeni seralar açacak, yeni hayvancılık tesisleri kuracak, mandıralar kuracak hale gelir. Yani birilerini üniversitede işletme okutarak biz tarımsal sanayi ya da işletme kurmalarını bekleyemeyiz. Ancak ta 13 yaşında çocuğu alıp okutursak ancak o zaman. Bir de dışarıdan gelen çocuklar Acıbayan'da okuyorlar ve gidiyorlar. Acıbayan ve bölgesinin çocuklarını bizim burada tarım okutmamız gerekiyor.